akciğer kanserleri çok fazla belirti verebilir ama hiç belirti de vermeyebilir. Yani sinsi seyredip sadece tesadüfen çekilen bir akciğer grafisinde de görülebilir. Ama genelde akciğer kanserleri ciddi belirtiler verir. Akciğer kanserlerinin belirtileri de akciğer kanserinin akciğer içindeki yerleşim yerine göre akciğerle ilgili olabilir veya akciğer dışı organlarla belirti vererek de kendini gösterebilir. En çok akciğerle ilgili belirtiler verir tabii. Bunların içinde en sık görülen belirtileri öksürük, nefes darlığı, balgam, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi akciğerle ilgili şikayetlerdir. Bunun dışında işte kilo kaybı, kendisini kötü hissetme veya başka organlara ait bir takım belirtilerle de karşımıza çıkabilir. Örneğin akciğer kanserinin yerleşim yeri büyük damarlara bası yapıyor olabilir. Bundan dolayı bir boyun şişliğiyle hasta gelebilir. Veya gene bir lenf bezine sıçramış olabilir. Boyunun herhangi bir yerinde bir şişlik, bir beze ele gelmesi şeklinde akciğer kanseri ilk defa belirti verebilir. Veya akciğer kanseri sinsi seyretmiştir, başka bir organa metastaz yapmıştır. Örneğin beyinle ilgili nörolojik bir takım problemler geçirir hasta. Beyinde bir tümör saptanır. Bunun nereden geldiği araştırıldığında akciğerde bir kanser bulunabilir. Veya akciğer kanserlerinin gene kendine özgü olarak yaptığı bir takım metabolik değişiklikler vardır. Çıkardığı bazı hormonlar vardır. Bu hormonlara bağlı insan vücudunda bazı değişiklikler olabilir. Bunlara ait belirtilerle de gene karşımıza çıkabilir. Örneğin kemik ağrılarıyla karşımıza gelebilir. Bunun yanında gene bu hormonal etkilerden dolayı parmak uçlarında şişme şeklinde karşımıza gelebilir. Ses kısıklığı şeklinde karşımıza çıkabilir, ses telini etkilediği için. Bunun gibi birçok belirtiyle akciğer kanseri karşımıza çıkabilir.